Sevgili seyirciler, iddialı yarışmacımız Ayşegül Hanım masasına herkese merhabalar efendim. Hanımlar beyler hoş geldiniz. Hoş bulduk. Eminim bütün gün aşağıda düşündünüz. Evet. Acaba yetişti mi, yetişmedi mi, lezzetli olacak mı, olmayacak mı? Evet, söz sizde Ayşegül Hanım. Ne hissediyorsunuz? Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Benim için çok güzel bir gündü. Çok rahat yetiştirdim. Hatta son yani zamanlarda vaktim bile kaldı. Böyle rahat rahat davrandım. Her şey içime sindi. Bana göre gayet güzel oldu. Belki ufak tefek şeyler olabilir, bilmiyorum. Ama ben memnunum. İnşallah beğenirsiniz. Yalnız bir şey rica edeceğim. Tabii ki eleştireceğiniz, tabii ki olan olmayan varsa söyleyeceğiniz, kabulüm. Ama lütfen hakkaniyetli olun. Olmuş şeye olmamış deyip saçma sapan şeyler rica ediyorum, söylemeyin. Onu söyledikten sonra karar verin. Tamam, ben söyleyeceğiniz demedim zaten. Sadece rica ettim. O kadar. Ayşegül Hanım masanın başında bizi uyarması bence çok ayıp bir şeydi. Şimdi bir kere ayıplık orada ne vardı? Biz koskoca insanlarız. Uyarıya ihtiyacımız yok. Adaletli olacağımıza inanıyoruz. Ben sadece çok böyle saçma sapan şeylere takılıp gereksiz ortalığı gerdikleri için uyarmak istedim, o kadar. Başlamadan önce size teşekkür ederim. Mine Hanım ve Ayşegül Hanım'ı karşımda gördüğüm için. Yani Ayşegül Hanım zaten bugün ev sahibi olduğu evet, için. Ev sahibi olduğu için otomatikmen karşımda özellikle Mine Hanım'la karşı karşıya olmaktan gurur duyuyorum. Tabii burada neden ateş çıkacak. Neden peki Mine Hanım'ı karşınıza bugün burada ateş çıkacak. Ya, ateşle barut karşı karşıya olması lazım. Yan yana olunca patlak verir. Sofra düzenli alalım, hemen yakarsın ablacığım. Tamam. Hayır, neden Nurşah ya da Güneş Hanım'ı istemiyorsun karşında? Onlar çok sessiz kalıyor. Onları muhatap olarak görmüyor musun? Hayır hayır, estağfurullah, öyle çok demek değil. Çok konuşmayı seviyor ya, cevap alacağı yüzden... kişi istiyor. Bravo. Karşı karşıya görmek beni mutlu etti. Tabii ki. Evet. Değişik bir bakış açısı. Ben Nurşah'ın yerinde olsam açıkçası derim ki beni neden karşına istemiyorsun? Ben laflarına cevap veremez miyim yani? Hayır, muhatabım değil diye demedim. Tamam. Yanlış anlamasınlar bu arada. Onlar sana laf mı yetiştiremiyorlar? Sessiz kalıyorlar. Çünkü biz yemekleri konuşuyoruz, farklı şeyler konuşmuyoruz. Yemeğe yorum yapıyorum ya, boş konuşmuyorum. Yemeğe yorum yapıyorum. Siz sadece tahminlerde falan da bulunuyor da dün de sizin için yaptı ya hani. O şöyle, bu böyle. Ha. O tahminde de bulunuyor. O genel olarak konuşuyor. Yani pek biz yemek pek genel konuşmuyoruz. Bizim üzerine konumuz sadece yemek. Olduğu için özellikle. Peki masaya gelelim şey. Şimdi. Hanımefendi dedi ki baştan uyardı. Saçma sapan yorumlar istemiyorum dedi. Artık kime göre, neye göre göreceğiz bakalım. Güneş Hanım, masayı nasıl buldunuz? Şık, güzel olmuş. Çok pardon, özür dilerim. Bu arada masa örtüm, Amerikan servislerim, peçetelerim ben kendim İzmir'den getirdim. Buyurun ya. Lütfen. Ellerinize sağlık. Sizin güzel için olmuş. Bir önemi var mı bu arada? Bakın hanımefendi İzmir'den getirmiş. Tabii ki getirmiş. Özenmiş, getirmiş. Ben şahsen hiçbir şey getiremedim. Tebrik ederim. Evet. Çok iyi yaptınız. Katılıyorum. Teşekkür ederim. Beğendiniz. Şık bir masa. Güzel, şık bu haftanın olmuş. En şık masası diyebilir miyiz? Şu ana kadar gördüklerimiz içinde. Şimdilik demeyelim. Şimdilik demeyelim. Gördüğünüz masalar içinde diyorum. Mine Hanım'ın masası, Nurşah Hanım'ın masasını gördünüz. İki masanın üstüne en şık masa bu masa der misiniz? Yok, tamam. Hepsi şıktı kendine göre ama en şık bu diyemem. Hangisi en şıktı size göre? Belki ilk gördüğüm için Mine Hanım'ın masası daha şatafatlı, daha görsel olarak. İlk gördüğün olarak. Için. Şatafatlı. Evet yani. Tabii ki şatafatlı. İlk gün olduğu için mi bilmiyorum. Aksine. Gözüme o hitap peki. Etti. Peki Nurşah Hanım, siz nasıl buldunuz masayı? Ben masayı birazcık karışık buldum açıkçası. Masa örtünüz zaten hareketli. Hı hı. Bir de üstüne supla koymuşsunuz. Bu hiç olmamış bence. Hı hı. Artı birkaç bir şey daha söylemek tabii. istiyorum izin verirseniz. Tabii ki. Herkesin bardağı eşit, benimki ters. Olabilir. Bu şekilde olması gerekiyor. Ayrıca ne oldu? Ne oldu Yusuf Bey? Nurşah Hanım da takıntılı oldu. Hayır, bunlar zaten baktığımız şeyler yani. Hayır. Ayrıca tatlı çatalı ve bıçağı herkesin eşit konulmuş. Yusuf Bey'inki farklı ona konulmuş. Söyleyecektim ama hı-hı. bana fırsat ver. Olabilir. Çiçeğinizi beğendim. Artı peçeteli koymuşsunuz ama sadece bir, bir tane peçete var içinde. Yani peçete getirmediniz, buradan artanı mı buraya koydunuz? Yok, onu atlamışız. Atlamışız. Bak, eksiğini kabul ediyor, atladığını söylüyor. Tabii tamam. Canım, atlamışım, fark etmemişim yani. Peki Yusuf Bey, Nurşah Hanım sizden sonra mı masaya daha dikkatli bakmaya başladı? Neden? Evet, fark ettim çünkü. Yusuf Bey, her şey kendi üstüne alınıyor. Sanki alınırım, biz görmüyoruz, çünkü, o görün. Ama ben... bu normal bir şey. Şimdi bakıyorum, bardakların hepsi aynı ya da çatalların, bıçakların hı-hı. hepsi aynı. Baktım, farkındaysanız siz gelmeden önce de baktım ama farklı olunca mecbur söylemek zorunda. Size mi bıraksaydım? Şuna hitaben söylemiştim. Mine Hanım'ın masasına bu kadar yorum yapmadığınız için dedim. Mine Hanım'ın çatal bıçakları bardakları eşitti ama. Sabah söylemiştim. Teşekkür size ederim. Aydınlatmıştım çoğu konuda. Bu konuda da aynı. Aydınlattığımı düşünüyorum. Ay, siz olmasaydınız, tabii siz olmasanız biz hiç öyle yapmayacağız zaten. Allah razı olsun. Çünkü Yusuf Bey masadaki arkadaşlara yorum yapmayı öğrettiğini iddia ediyor. Evet. Peki Yusuf Bey, siz nasıl buldunuz masayı? Ayşegül Hanım'ın iddiasına
Hitaben söylüyorum, çok karışık, çok sade. Sade. Evet. Tamam. Menünüz peki. Karışık ama. Tamam. Şimdi sade dediniz ya, tamam. Sade olmaması için daha, bak daha diyorum, hı-hı, ne olabilirdi sizce? Daha renkli bir şeyler seçebilirdiniz. Tamam, renkli derken? Renkli, örnek veriyorum, tabak renginden. Farklı bir şey beklerdim. Ben öyle düşünmedim. Ben bir tek çiçeğimi renkli istedim. Ben ilk başta da söylemiştim. Böyle çok renk olarak karman çorman masaları ben sevmiyorum. Daha böyle düz, daha sade renkleri seviyorum. Bir tek çiçeğim de rengi tercih ettim. Renk olarak mı söylediniz karman çorman? Evet dedim ya ilk başta. Ben böyle çok renkli röportajda da hatta söylemiştim. Çok rengarenk karman çorman sevmiyorum diye. Yani bu benim tercihim. Bu da sizin takdiriniz. Teşekkür ederim. Mine Hanım, siz nasıl buldunuz masayı efendim? Valla ben gold'u çok sevdiğim için... İlk gün gold döşemişti, evet. Sade demişlerdi. Evet, ben gold'u çok sevdiğim için bana biraz renksiz geldi masa. Bakın, çatalları herhalde heyecana kapıldınız. Biraz tattı çatal bıçağını. Heyecanı tabii ki masanın, ama olabilir. Masanın dar, evet, ufaklığından da bir şey diyemem ama bana biraz soluk geldi. Soluk geldi. Soluk geldi. Şunu eklemek istiyorum. Yani. Ne oldu söyle? Bir de Kadir Bey'e hitap eden bir masa olmuş gibi. Hani Kadir Bey'e özel mi hazırladınız? Sadece? Evet, ben İzmir'deyken aradım Kadir Bey'i. Benim önüme dedim ki ne renk giyeceksiniz? Ben dedim bunları yeni aldım ben ayrıca. Ha, evde kullandıklarımı getirmedim. Kadir Bey özel değil, değil mi? Dedim ne renk giyeceksiniz? Ben ona göre alışveriş yapacağım dedim. O da dedi ki bana özellikle gri beyaz. Özellikle dün beni uyardı, gri tonlar giyin. Ben de böyle gri beyaz aldım. Ama evet, cidden sanki bilerek giyinmişim evet, gibi oldu. Olmuş. Aradım ya İzmir'den. Şimdi çorbaya geçmeden önce şu menüyle alakalı da küçük bir şeye değinmek istiyorum. Menünüzde çok çeşit var değil mi? 9 evet, çeşit var. Evet. 8 çeşit değil. 9. 8 mi 9 mu? Dokuz. İçeceği de sayıyorsanız 8. Tabii ki sayacağım. 8. Çilekle dokuz beraber 8 oluyor zaten. Bir nasıl daha sayabilir oluyor misiniz tabii böyle parmaklarınızla? Tabii ki ben sayayım hemen. Evet, tabii, çorba. Tamam. Ara sıcakta enginar dolması. Tamam. Kuru domates, semizotu. Tamam. Salata. Tamam. Evet. Beğendi. Et. Nasıl? Tatlı. Altına koyduğunuz... Ayrı. O ayrı bir şey canım. Aa. O yani... bir ana yemek ya. Hayır canım. Tek ben onu... Beğendiği yatağında değil mi? Tamam da bakın. Yatağı da ayrı sayıyor. Onu da ayrı sayıyorsun. Onu yastık olarak... Şimdi bir şey söyleyebilirim. Buyurun Mine Hanım. Ben de şey pideli köfte yaptım. Doğru. Tereyağını ayrı yaptım. Süzdüm. Çok doğru. Sosunu ayrı yaptım. Pidesini ayrı yaptım. Ben sosunu saymıyorum ki. Köftesini ayrı yaptım. Biberini ayrı yaptık. Domatesini ayrı yaptık. Ne yaptı benim o? Kaç hayır tane oldu? Olur mu Mine? Daha bir tanesi oldu. Şimdi ikisi hayır. 8, 9 çeşit falan dediler. O zaman ben de sayayım. Benimki de 15 çeşit o zaman. Bir kere çeşitlilikte benim hakkımı yediler. Yani asla ona katılmıyorum. Beğendiğiyle ana yemek sonuçta bir tavanın tencerenin içinde beraber pişmiyor. Onlar hem menünün güzelliğini hem de çeşitliliğini çok şaşırıp nereden vuracaklarını şaşırdılar. Güneş Hanım da bu kadar çok çeşit seçtiğiniz için sizi iddialı bulmamış. Sebebini merak ediyorum. Neden İddialı Güneş Hanım? Bulmamış. Evet. Buyurun, yok, neden? Ben çeşit çok olarak hani kafamız karışır. Bir de birini beğenmeseler birini beğenirler diyerek tercih sunduğunuzu düşündüm. Bu ha, kadar hiç çok öyle olmasın bir şey düşünmedim. Güzel ben tam tersine şöyle düşünürüm hep. Ben hamar atım ya da çok iyi hani yapıyorum, biliyorum vesaire diyen kişi her zaman bana göre çok şey yapması lazım ki onu görelim. Yani atıyorum bir yere gittiğinizde yemeğe işte çorba, ana yemek pilav, salata bitti. Bana göre bu misafir karşılamak ama değildir. 9 çeşit olup lezzet alamadıktan sonra yarısını beğenip yarısını beğenmedikten sonra o konuda bir tane olup canım, bir tane farklı olup lezzetli. Peki geçelim mi çorbamıza? Onu göreceğiz yani. Zaten lezzet konusunda ilk günden beri evet, iddialı yani. Onu göreceğiz. Şöyle vereyim efendim. Hemen alayım. Yani siz de aynı şeyi düşünüyor musunuz Güneş Hanım gibi? Şey mi? Yani Ayşegül Hanım risk mi almak istememiş? Birini beğenmezlerse öbürünü beğensinler gibi mi düşünmüş? Evet. Yo bence menüsünü kabartarak... Yorum yapacak şey yani, çoğaldı işte. Her birine tek tek yorum hayır, yapmak yani zorundayız. Biz hepsini çok yaptı diye hepsini beğenmek zorunda mıyız? İşte yarısını beğenirlerse yine de puan alırım diyerek. Yok. Çok çeşit çok var şey diyerek yapıp hiç güzel olmamaktansa bir güzel bir yani ana yemek yapsaydı da mükemmel olsaydı mesela. Haksızlık ettiniz, şunu beğendiniz diyecek. Biz yarısını beğenmesek bile sayabileceği 4 tane şık var. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.